araç gelişleri incelediğimiz zaman hakikaten kaza göz göre göre geliyorum demiş ya, artık bir cinayet vari bir durum. Son bir yılda ikinci bir iş kazası bu. Daha önce de Hacıkırı Belemedik arasında yine müteahhitlerin bu yol yenilemesi, yol çalışması ya da katener hattındaki çalışmalarından kaynaklı onların mobil aracıyla yapılan manevra esnasında tren kaçması, yani mobil aracın ve iki vagonun kaçmasıyla bizim arkadaşımız, bizim üyemiz, tren teşkil memuru, iki tane de şirket çalışanı arkadaşımız, yani üç arkadaşımızı kaybettik. Aradan 11 ay falan oldu işte, yani o kazanın arkasından. Yine Belemedik Hacıkırı arasında bu 23 tünel diye tabir ettiğimiz yine müteahhit firmanın tüneldeki sıva, bu çatlakları falan sıvayla ilgili ihale almış, ihaleye girmişler ve onun işini teslim almışlar. O esnada da bu tünellerin belli bir yüksekliği olduğu için bir iskele üzerinde bu çalışma yürütülmesi gerekiyor. Bir iskele yapmışlar müteahhit firma. Pozantı sanayisinde yaptırmışlar iskeleyi. Biz bunu daha sonra gördüğümüz zaman, yani demiryolu, bir de demiryolu üzerinde çok küçük çaplarda bir makara üzerine oturtmuşlar bu iskeleyi. Ya bunun demiryolu bir aracı değil, demiryolu üzerine gitmesinde ciddi sıkıntı var. Yani dengesi, tonajı, tekerlekleri, yürütülmesi. Daha sonra bu iskeleyi de bizim oto diye tabir ettiğimiz bir makinayla, önünde iki vagon olmasına rağmen bir ok, o da yine bizim vagonların ne şekilde bağlanacağı, demiryolu üzerinde nasıl hareket edeceğiyle ilgili belli mevzuat ve yönetmelikler var. Buna tamamen aykırı olarak kendi kafalarına göre uydurma bir seyyar iskele ve bir ok yapmışlar ve bu oku vagonlara bağlamak koşuluyla, o bağlama şeklinde bizim bildiğimiz bağlantı elemanları var, yani koşum takımları, cer kancası diye tabir ettiğimiz, onun üzerinden bu bağlama sağlanır. Ama bu oku adeta bir tellemeyle böyle bağlayarak vagona ve bir iş otosuyla tünel içerisinde itekleyerek, biz pusu diye tabir ediyoruz, en önde o seyyar iskele makaralar üzerinde yürüyor. Arkasında iki tane vagon ve onları itekleyen bir iş otosu var. Bunu itekleme, yani tünel içerisinde hareket halindeyken o makaralar, yani seyyar iskelenin makarası düşüyor. Dry diye tabir ediyoruz. Raydan çıkıyor. Tabii çok eğriti bir malzeme olduğu için. Arkadaki iş otosu bunu fark etmiyor. Telsiz irtibatı yok. Vagon üzerindeki bizim yol çavuşu diye tabir ettiğimiz refakat memuru arkadaşımız da vagon üzerinde jeneratör ve diğer malzemeler olduğu için kaçamıyor. Bu iskele ok da çok basit bir ok olduğu için otonun iteklemesiyle yamuluyor ve iskele üzerine düşüyor arkadaşımız. Ve üzerine düşmesiyle kafadan aldığı darbeyle arkadaşımız yaşamını yitiriyor. Yine o iskelede çalışan bir işçi arkadaş da, iki işçi arkadaş da yaralanıyor. Bir tanesinin durumu ağırdı. Ayaklarında ciddi bir hasar ve ezilme vardı. Ama şimdi hayatı tehlikesi yokmuş en son aldığımız bilgiler. Bu. Yani esas olarak demir yollarında başka yerlerde, başka bölgelerde de bu tür iş kazaları ve iş cinayetleriyle karşı karşıya geliyor. Bunun temel sebebi de özellikle son 10-15 yıldan bu yana özelleştirme ve yeniden yapılanma adı altında demir yollarının asli işlerinin de müteahhitler eliyle yürütülmesi. Müteahhit çalışanların demir yolu kültürü yok. Yani onlar demir yollarını çok hafife alıyorlar. Yani normal karayoluna ya da bir inşaatta çalışma biçimiyle demir yollarındaki çalışma biçimini karıştırıyorlar. Bak, demir yollarının 160-170 yıllık bir çalışma kültürü var. Bu tamamen devre dışı bırakılıyor. Ya elbette ki bu müteahhitler üzerinde kontrol şefleri var, refakat memurları var, demir yollarında görevli. Ama bu arkadaşlarımızın iş yükü o kadar ağır ki. Şimdi mesela bu en son meydana giren iş kazasında kontrol şefi olan arkadaşımızın, yani demir yollarında çalışan mühendis arkadaşımız 18 yerde kontrol şefliği görevi vermiş. 18 farklı. Yani bu 6. bölgenin, yani Konya'dan atıyorum Nusaybin'e kadar farklı işler, farklı müteahhitlerle yapılan bütün işlere kontrol şefliği görevi yüklenmiş bu arkadaşımız. Başka kimse yok mu yani, sadece yani, bir kişiye bu veriliyor? Eleman sayısı o kadar çok iş yapılıyor ki ve o kadar çok bu tür şeylerde acele ediliyor ki. Yani iş sağlığı, güvenliği, personel sayısı, işin yapılabilirliği, bu yapılan işlerde kullanılan araç ve gereçler
o kadar kontrol dışı yapılıyor ki çalışmalar. Bir de bu refakat memurları ve kontrol şefleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor müteahhitler tarafından. Özellikle yukarıdan genel müdürlük ya da bakanlık siyasi gereğinden özellikle birim müdürleri, müdür yardımcıları ve kontrol amirleriyle ortak bir toplantı önerisi yapacağız. Bu toplantıda da özellikle bu tür yapılan işlerin öncesinden planlanması, programlanması, arkadaşlıklar hala devam ediyor. Yani önceden bekçili ve bariyer diye tabir ettiğimiz birçok şey o hale dönüştürülmüştü. Ama bu otomatik geçitlerde özellikle sinyalli bölgelerde ve bu Adana Mersin arasında bu otomatik geçitlerle hem zemin geçitlerin güvenliğinin, bariyerlerinin sağlandığı yerlerde hala sıkıntılar devam ediyor. Yine geçtiğimiz aylarda iki tane hem zemin geçit kazası oldu. Burada da şöyle, yani kapalı bariyerden geçmeye çalışan vatandaşlar ya da yayalar ya da araçlar